Onlar oluyor değil mi? Evet. Evet, katılımcılarımız gelmeye devam ediyorlar. Bir iki dakika daha bekleyelim. Evet, değerli katılımcılarımız, Kadir Has Üniversitesi'nin Herkese Açık Online Kolokyum serisinin 29.'suna hoş geldiniz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz bizimle birlikte Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Gülaçtı Topçu konuğumuz bugün. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Kendisinin konuşmasının başlığı da bitkiler, yaşam ve araştırma. Öncelikle sözü Nihat Berker hocamıza vermek istiyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Ben yine sözümü açarken bir kere konuşmacımız Profesör Doktor Gülaşçı Topçu'ya çok teşekkür ediyorum katıldıkları için ve her zamanki gibi rektörümüze Sondan Durukanoğlu Feyiz hocamıza bu müthiş kolokyum serisini başlattığı ve desteklediği için çok çok teşekkür ediyorum. Dünyada eşi olmayan bir seri halinde gidiyoruz. Bu kolokyumlarda çok mutlu oluyoruz çünkü aramızdan yakından uzaktan tanıdığımız kişilerin başarılarını görüyoruz, bilgiye katkılarını görüyoruz, aynı zamanda gençlere katkılarını görüyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bugün bir ayrı mutluluk da gelecek bize. Fakat ne olduğunu şimdi söyleyip spoiler vermek istemiyorum. Siz anlayacaksınız. Böyle sözü böyle bırakıp Sayın Rektörüme devrediyorum mikrofonu. Peki, çok teşekkürler Nihat Hocam. Ben her halka açık kolokyumda yaptığım gibi önce Nihat Hocam'a çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu üniversitenin markası haline geldi halka açık kolokyumlarımız. Ve birbirinden çok kıymetli konuşmacıları bizlerle bir araya getirdiği için sevgili Nihat Hocam'a yürekten teşekkür ediyorum. Ama böyle bir şey merakla da bıraktı bizi. Bakalım sonuna kadar izleyeceğiz. Ne oldu sürprizi birlikte göreceğiz. Sözü Gülaçtı Hocam'a vermeden önce hocamızın kısa bir özgeçmişini size sunmak istiyorum. Profesör Doktor Gülaçtı Topçu hocamız 1977 yılında benim de mezun olduğum İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden lisans derecesini aldı. Aynı üniversitede doktora derecesini 1985 yılında aldı. 1985 ve 99 yılları arasında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde kimya bölümünde araştırmacı olarak çalışmalarına hemen başladı. Ve o arada da 88 ve 1986 ve 88 yıllarında Illinois Üniversitesi'nin Eczacılık Okulu'nda postdoktorluk yaparak yurt dışı deneyimini de kazandı. Daha sonra çıktığı üniversiteye döndü. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi'nde profesör olarak akademik kariyerine devam etti diyelim. 2011 yılında da Bezmi Alem Üniversitesi'nin Eczacılık Fakültesi'nin kurucu dekanı olarak göreve başladı ve halen orada dekan, artık kuruculuk değil, kuruldu fakülteniz Gülaştı Hocam. Dekan olarak görevine devam ediyor. Tabii bu arada birçok ülkede bu Çin, Pakistan, Almanya, Amerika gibi birçok ülkelerde ortak uluslararası araştırmalarda da imza attı. Ve ben sözü uzatmadan sevgili Gülaştı Hocama bırakıyorum. Tekrar kendisine bu halka açık kolokyum serisinin bir parçası olduğu için de çok teşekkür ediyorum. Hocam mikrofon sizin. Çok teşekkür ediyorum Sayın Rektörüm Profesör Doktor Sondan Durukanoğlu Feyiz hocama. Beni çok nazik ve onore bir davranışta takdim etti sizlere. Sağ olsun, var olsun. Tabii ki bu daveti bana öneren Profesör Doktor Nihat Berker hocama, rektör yardımcısı, teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsun. Bu şekilde ben de konuşma fırsatı, özellikle de gençlere seslenebilme fırsatı kazanmış oldum. Beni
üniversitenizde, Kadir Has Üniversitesi'nde ağırladığınız için sizlere, yani her iki hocama, Yeşim Hanım'a ve diğer emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Evet. Geçeyim mi? Tabii hocam. Ekran paylaşımını açabiliriz. Yeşil oka tıklayarak. Kapadım hocam. Önünüzde açılan panelden. Hayır, açıktı. Fakat farkına varmadan kapattık mı? Geldi herhalde. Henüz gelmedi. Bekliyoruz hocam. Şimdi tamam. Geliyor. Tamamdır. Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcım, çok değerli konuklar, sayın hocalarım, sevgili öğrenciler. Bugün sizlere tüm akademisyen hayatımda, akademik yaşamımda uğraştığım bitkiler ve onlardan ilaç olma potansiyeline sahip etken maddelerle yaptığım çalışmaları sunmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi bitkilerin tarihçesi ve yaşamımızdaki yeri insanlığın varoluşuyla başlar. Ve nitekim eski çağlardan kalma kalıntılar, mezar taşları ve bunların üstündeki figürler ve daha sonra Eber papirüsleri gibi papirüsler veya mezarlardan çıkan eşyalarından ve özellikle de taşlar üzerindeki kalıntılardan bunların çok eski yüzyıllara dayandığını görüyoruz. Anadolu mezarlarındaki bitki kalıntıları yontma taş devrine kadar uzanıyor. Sümerler, Asurlular, Mezopotamya'da pek çok bitkilerle tedavi yaptıklarını gösterir kalıntılara bize kadar ulaştı. Ayurveda tıbbı hala Hindistan'da devam ediyor. Çin'de ve Japonya'da Kampo tıbbı var ve daha sonra M.Ö. 400'lü yıllarda Hipokrat tıbbın babası Ege Denizi Kos Adası'nda yaşayan Teofrastus Atina'da bahçesinde bitki yetiştirmiş ve M.Ö. sonraki yıllara geldiğimizde Dioscorides Materia Medica'sıyla gayet bilinen birisi. Hatta bazı İslam alimleri de Dinaveri, Biruni, İbn Sina, İbn Baytar pek çok bu anlamda kitaplar bırakmışlardır. Biz dünyadaki kayıtlı bitki türüne, yani keşfedilmiş, adı konmuş, kayıtlara geçmiş bitki türü sayısına baktığımızda 400 binin üstünde sayı olduğunu görüyoruz. Türkiye'de 400 bin kayıt, 11 bini aşkın, hatta taksonla 12 bin, yani en küçük alt tür takson gibi şeyleri de kattığımızda. Çünkü bazı türlerin alt türleri de var. Bu sayı 12 bini geçiyor. Dünyada tıbbi amaçla kullanılan 20 binden fazla bitki var. WHO'nun, Dünya Sağlık Örgütü'nün bildirdiğine göre. Bunun 4000-5000 kadarı yoğun olarak kullanılıyor. Batı Avrupa'da ticari olarak kullanılan bitki türü de tamamıyla bakarsak 1500 kadar. Yani tüm Çin, Hindistan, hatta Almanya, Japonya, Kanada, Amerika gibi çok ileri ülkelerde bile bitkilerin ekstreleri bile kullanılıyor. Ama esas amaç dünyadaki bitkilerin içerisinde taşıdığı kimyasal bileşenleri izole edip ilaç olma potansiyellerini araştırmak. Bu anlamda da yapılan çalışmalar, inanın, dünyadaki bitkilerin en fazla %3'ünü 4'ünü kapsıyor. Hatta 2-3 diyen kayıtlar da var. Bir yerde de maksimum %5'ini. Türkiye, Avrupa, Sibirya, Akdeniz ve İran, Turan fitocoğrafik bölgeleri ve bunların geçiş zonlarını içeriyor. Ülkemizde orman, dağ, step, sulak alan, kıyı ve deniz ekosistemleri ve bunların farklı formlarına
sahip olduğu için zengin bir bitki çeşitliliğimiz var. Yani biodiversity dediğimiz. Hatta işin enteresan yanı, tüm Avrupa'daki toplam endemik bitki sayısı 2500 iken ülkemizdeki sayı 3500. Yani endemik bitki demek belli bir bölgede, belli bir kısmında, yani Türkiye'nin belli bir kısmında yetişiyor veya başka bir ülkenin başka belli bir bölgesinde sadece yetişiyorsa biz bunlara endemik bitkiler diyoruz. Burada sayılardan gördüğünüz gibi Türkiye'deki endemik bitki sayısı bütün bitkilerinin %34'ü kadarken Yunanistan, İspanya, Fransa'da çok daha az. Grubumuzun çalıştığı bitkilere baktığımızda, daha doğrusu benim grubumun, daha önce de bazılarını rahmetli hocam Profesör Ayhan Özelen hocam çalışmıştı. Ama çoğu benim çalıştıklarım, bir tek salvyalarla hocamızla uzun yıllar çalıştık. Lamiyese familyası bitkileri, Asterase farklı bir familya, papatya giller gibi. Apiyese, umbellifera, onları da biliyorsunuz, şemsiye gibi görünümleri vardır çiçeklerinin. Ve de alkaloid içeren Apocynaceae, Papaverase, Liliaceae familyası. Son 10 yıldır da deniz alkleri ile çalışıyorum. Bir bitkiyle çalışmaya nasıl başlanılır benim çalıştığım tarzda? Yani içindeki sekonder metabolitleri izole etmek. Bunu biliyorsunuz. Bitkinin toplanması, teşhisi, identifikasyonu ve herbaryum örneğinin depolanması en önemlidir. Görünüyor mu? Bunun için önce bitki tespit edilir. Tabii bu sizin belli bir amacınız, belli bir hedefiniz varsa, hangi familyayla çalışacaksınız veya bir öğrenciyseniz, doktor öğrencisi, yüksek lisanslı öğrencisi, hocanızın yaptığı çalışma araştırma grubunda kendisinin size önerisi olabilir. Fakat önce bu bitkinin doğru nerede, biz çünkü genellikle doğal olarak yetişen bitkileri çalışıyoruz. Tabii ki kültürü yapılıp da çalışılabilir ama önce kendi coğrafyamızı, zenginliklerini anlamak istiyoruz. Bitkinin toplanması genellikle çiçeklenme mevsiminde olur. Bu tabii ki soğanlı bitkiler veya bazı bitkilerde farklı mevsimlerde de olabilir. Çiçeklenme mevsimi de çoğu bitkinin Mayıs'la Temmuz sonu, Haziran sonu veya Ağustos sonuna kadar uzayabilir. Daha sonra bu çiçek, toplanan bitki uygun şartlarda kurutulur ve birer örneği bizim herbaryum dediğimiz bitkilerin kuru örneklerinin saklandığı yerde depolanır. Bunun için de burada gördüğünüz gibi toplanmış ve toplanan ve kurutulmuş olan bitkilerin örneklerinin sıkıca gazete veya uygun, bu ilk taşıma anında, ama herbaryum örneğinde daha dikkatli bir şekilde çiçekli kısımları, hatta bitkinin tüm kısımlarını topladıysanız tüm kısımlarını gösteren uygun kağıtlara konmuş ve kurutulmuş ve böceklere karşı korunmuş bir şekilde böyle dosyalanır. Toplanan bitkinin kurutulması ve toz edilmesi, toz edildikten sonra tabii tartılması, ekstrelerin hazırlanması, uygun kromatografik yöntemlerle hedeflenen sekonder metabolitlerinin izolasyonu, yani polar maddelerini mi bitkideki almak istiyorsunuz, fenolik, flavonoid veya şekerli diğer bileşiklerini, yoksa apolar bileşiklerini mi? Ona göre çeşitli yöntemler, çeşitli metotlar kullanılabilir. Açık kolon kromatografisi dediğimiz metot şu. Bu ilk başta bitkiyi yıkarken, yani elüye ederken görünür hali. Artık bitki içindeki çoğu şeyleri aldıktan sonra ise yani en apolar çözücüden başlayıp polar çözücüye doğru giden bir şekilde bitki elüye edilir yukarıdan. Bir çözücüyle yıkanır ve de sonlandırılır. En son genellikle metanol veya etanolle elüye edilerek sonlandırılır. Şok gerekiyorsa tabii biraz sulu etanol, sulu metanol de geçebilir ama bunların hepsinin çok ayrıntıları var. Uzun boylamak istemiyorum çünkü spektroskopik yöntemlerle de yapı tayini işin tabii en önemli kısmını oluşturur. Bu bitkilerden elde ettiğimiz sekonder metabolitlerin yapısı nedir? Bunun için NMR başta olmak üzere nükleer manyetik rezonans, kütle spektroskopisi
Tabii ki ultraviyole ve IR ile işte fonksiyonel grupları, UV'de absorpsiyonu veya konjugasyon olup olmadığının izlenmesi ve çok gerekiyorsa ve de güzel kristaller elde edebilirseniz absolü stereokemistrisi için, kimyası için X-ray analizi yapılır. Hedeflenen aktivitelerin araştırılması eski yıllarda en sonda yapılırdı. Bu son 20 yıldır baştan bir diyelim ki antidiyabetik etkisini araştıracaksanız baştan ekstrenin o etkisine bakılıyor. Ekstra öyle bir aktivite göstermiyorsa ve sizin amacınız sadece o ise o amaç için o ekstreyi çalışmıyorsunuz. Yani başka bir bitkiye geçebiliyorsunuz veya başka bir türüne. Yani dediğim bu bioactivity guided isolation, yani bioaktivite yönlendirmeli izolasyon çalışmaları yapılıyor. Hedeflediğiniz aktiviteye göre. Bu bizim benim grubumun hedefledikleri genellikle bu aktiviteler çok farklı olabilir. İşte kuru bitki, yani en klasik, en basit yöntemi önce nonpolar bir petrol eteriyle başlamak, ondan sonra diklorometan gibi daha göreceli polar bir sisteme geçmek. Diklorometandan sonra, yani bu slide için konuşmuyorum, en basit yöntem için konuşuyorum. Bu biraz daha petrol eteriyle yağlı kısımlarını alıp, feti kısımlarını alıp, yani difeti kısmını üstünden yürüyen bir izolasyon, daha doğrusu ekstraksiyon ve izolasyon şeması. Ama ben şu anda en klasik ve en kolay petrol eteriyle başlayıp diklorometan veya kloroform, daha sonra aseton veya etil asetat, ondan sonra metanol veya etanol gibi polar bir sisteme geçerek yapılan klasik yöntemden de yararlanabilirsiniz. Bitkilerdeki sekonder metabolitleri başlıca terpenoidler, steroidler, alkaloidler, flavonoidler ve diğer fenolik bileşikler oluşturur. Yanı sıra poliketitler ve yağ asitleri ve asetilenik bileşikler de vardır. Sekonder metabolitleri bitkinin temel yaşamsal işlevleriyle proteinler, karbonhidratlar, yağlar gibi direkt ilişkisi olmayan, fakat buna karşılık bitkide savunma, korunma, ortama uyum, adaptasyon, hayatta kalma ve nesillerini devam ettirmek için oluşturulmuş ürünlerdir. Ve zaten bildiğiniz gibi doğayı araştırdıkça görüyorsunuz ki insanlarla bitkilerin, hayvanların ne kadar birbiriyle ilişkili olduğunu ve hatta ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim gibi, yani elektromanyetik radyasyonun bütün dalga boylarından farklı şekilde ne kadar yararlandığımız, yani fizik, kimya, biyoloji bilimleri tamamıyla birbirlerini tamamlayıcı bir bilim dalları ve radyasyondan korkuyoruz, dünyanın şeyi değişti diyoruz ama bir yandan da bu radyasyonun her türlü dalga boyunu değişik amaçlar için tıptan, protein karakterizasyonundan, zaten organik bileşiklerin yapı tayinine kadar çokça kullanıyoruz. Başka amaçlarla kullanıyoruz. IR'ler, UV'ler, radarlar veya çok çeşitli amaçlar, MR'lar. Ve de sekonder metabolitlerimize baktığımızda nelerle çalıştık benim grubum olarak? Salvia, sideritis, teoklium, nepete, lavandula, hepsi lamiyese familyasına ait. Bu kadar sayıda saf bileşik elde ettik. Yapılarını tayin ettik. Asterase familyasından Inuna, Centaurea, hatta başka türleriyle de, ama daha çok en azından 3-5 türüyle çalıştıklarımızı koymaya çalıştım. Apocynaceae ve Papaveraceae familyalarından, ki bunlar işte alkaloidler taşıyan bitkiler. Bazı bu sayılar tabii devam edenlerle çok daha fazla ama ben sonuçlanmışları genellikle koydum. En son yıllarda da alklerle, yani yosunlarla çalışıyoruz. Lamiyese familyası Türkiye'deki en önemli, hatta dünyadaki en önemli familyalardan biri. Pek çok sayıda türü ve cinsi bulunuyor. Türkiye'de 45 cins, 565 tür
ve 740 takson, yani türün altındaki alt tür ve daha küçük takson dediğimiz birimleri de içeriyor. Salvia cinsi de yine 110 tür ve kendini gösteren bir familya, cins. Ve de biz bunların şu gördüğünüz monoterpen, seski terpen, diterpen, sester terpen, triterpen, flavonoidler ve fenolik bileşikler de zengin. Ama mesela salvia için en önemli zenginlik diterpen ve triterpenleri ve de flavonoidleri ve bazı fenolikleri. Terpen ne demek? Terpenler 5 karbonlu izopren birimlerinin çeşitli şekillerde birleşmesiyle meydana gelmiş moleküller. Bu birleşme baş kuyruk burada daha doğrusu. Bakın kuyruk kısmıyla bunun baş kısmı. Burada başla baş ikisi de aynı bir bağ oluşturuyorlar. Baş ortada, yani farklı şekillerde birleşerek terpenleri oluşturuyor. Ve bir terpen, daha doğrusu monoterpen, iki izopren, yani iki tane beş karbonlu izopren biriminden meydana geldiği için karbon sayısı, iskeletsel karbon sayısı 10. 15 olan seski terpen, yani 15 karbonlu olan, Latinceden bu şekilde ifade ediliyor. 3 kere 5 15. Diterpenler 4 kere 5 20. Sester terpenler 5 kere 5, yani her bir izopren birimi 5 karbon taşıdığı için tabii her birini 5 ile çarptığında kaç karbonlu olduğunu görüyorsunuz. Çalıştığımız pek çok 60'ı aşkın salvia türü var. Çünkü uzun yıllardır, ben 40 senedir çalışıyorum. Türkiye'deki sayının yarısını geçtik ama hepsini tamamlamak mümkün olmuyor. Ve de biraz da bu biz dediğim gibi NMR'sız yapamayız, yani yapı tayininde. Diterpenler bakımından da salvia türlerine bakacak olursak, buna özellikle genç arkadaşlar için birkaç örnek koydum. 20 karbon taşıyorlar diterpenler dedik. Biz bunu nasıl anlayacağız? Çünkü sentetik çalışmalarda, yani bir sentez yaptığımızda şu maddeyle şu maddeyi işte reaksiyona sokuyoruz ve olası hangi maddeler olacak biliyoruz. Ama bitki olduğunda içindekileri bilmiyoruz. Sadece literatür araştırmalarına bakarak daha önce yapılmış çalışmalardan bildiğimiz kadar biliyoruz. Ve her bitki türü, hatta bitki cinsi diyeyim, mesela salvia bir cins, altındaki türler salvia, diyelim ki tomentosa, salvia montreti, salvia caspitosa, yani bir sürü türü var ve her bir tür farklı bileşenler içerebiliyor ama her biri az çok bir terpen içerebiliyor, az çok bir terpen içerebiliyor, iskeletsel belli yapıları içerebiliyor ama şey olarak, bireysel olarak taşıdığı hidroksil grubu, belki bir keto taşıyor. Bu abiyetan halkası en çok salviyalarda bulunan halka. Ve biz terpenlere baktığımızda mutlaka karakteristik olarak önce metilleri görüyoruz. Terpenlerin NMR'da yapı tayini metil gruplarının görülmesiyle, metil grupları bir NMR'da en üst alanda rezonansa geliyor ve onların sinyallerini orada görüyoruz. Şimdi burada tabii mesela 1, 2, 3, çünkü bağlandıkları karbonda hiç hidrojen yok. 3 tane singlet metili görmeliyiz. 1, 2, 3. Buradaki izopropil grubu nedeniyle de bu metil de bununla, buradaki hidrojenle bir duplet yapacak. Bu metil de duplet yapacak. Zaten serbest dönmesi var. O serbest dönmesi dolayısıyla ikisi de aynı şekilde çıkacak. Şurada iki dupleti görüyorsunuz. 7 erkek. Ve bunun diğer kısımları, şimdi anlatmak çok uzun, genç arkadaşlara sadece bilgi vermek için. Karbon 13 NMR'ın APT, yani ataç proton testiyle nasıl metin karbonları alta dönerken, yani daha doğrusu bir baseline'ın bir tarafında, bir fazında CH'lar ve CH3'ler, tek sayıda hidrojen taşıyanlar, diğer fazında CH2'ler, yani metilen karbonları ve katerner karbonları görüyorsunuz. Çok bilgi verici bir teknik. Açılmış spektrumları daha iyi anlamak için. Ve NMR her sene, yani özellikle son 15-20 senede, ama çok çok uzun yıllardan beri NMR
teknikleri zaten var. Çift dimensiyonlu tekniklerin de bulunmasıyla artık yapı tayini, eğer yeterli madde miktarınız varsa, gerçekten çok kolaylaştı. Bu depth spektrumu. Burada da metil, metilen, metin ve bütün hepsinin, yani hydrogenated, hidrojenli bütün karbonları taşıyan spektrumunu, en sonunda da katernelleri de, yani hidrojen taşımayanları da gösteren normal BB yöntemiyle bütün karbon sayısını gördüğümüz spektrumu görebiliyorsunuz. E-race'ini alıyoruz, HRMS'ini alıyoruz. HRMS'de double bond ekivalensisini de görebiliriz. Ve kullanılan tekniğe göre özellikle high resolution MS alındığında en az 4 hane daha ilerliyor. Hatta 6 haneye kadar manyetik sektöre sahip NMR'larda görmek mümkün. Double quantum filter kozide proton-protonların birbirleriyle komşuluğunu görebiliyoruz. Bu diagonal üstünde kareler oluşturarak, mesela bu bir kare, şu bir kare. Bu da 2D noyesi. Yani fonksiyonel gruplar varsa, bu fonksiyonel gruplar düzlemin üstünde mi altında mı onu görebiliyoruz. Head core'la hangi karbon hangi protona bağlı onu görüyoruz. Çok güzel bir görüntü bu. Şu karbona bağlı şu proton. Veya CH2 karbon, yani metilen protonları varsa, geminal protonlar, iki proton da aynı karbona bağlı. Yine iki proton aynı karbona bağlı. Diyorsunuz ki bu bir CH2, bunlar da bir CH2. Yine burada bir CH2, ilaveten C15 karbonu var. Burada da bir CH2 var, yani metilen. Yani NMR, tabii ki bunun kütle spektrumu, dediğim gibi diğer spektrumlarla da bazı tereddütlü yanlarını, özellikle kütle spektrometresinde molekül ağırlığını izleyerek kesinleştiriyoruz yapıyı. Tabii bu abiyetanların antibakteriyel aktivitelerine baktık. Çünkü bitkilerdeki çoğu bileşikler, özellikle de flavonoidler ve terpenler antibakteriyel etki gösterebiliyorlar. Tabii bazen mantarlara karşı ve hatta virüslere karşı gösterenler de var etki. Ama antibakteriyel, yani bakterilere karşı daha çok gösteriyorlar. Topluca söylemek istersek antimikrobiyal aktivite potansiyelleri yüksek hem terpenlerin hem flavonoidlerin. Burada özellikle kırmızı olarak gösterdiklerim daha küçük MIC değeri, yani minimum inhibition konsantrasyonu gösterdikleri için, yani çok bu kadar mikrogram mililitre de bu etkiyi gösterebiliyorlar. Yani öldürebiliyorlar ya %50'sini. Bu %1,5-3, ne kadar küçükse o kadar aktif, o kadar küçük konsantrasyonda etkili demek. Burada da gördüğünüz gibi bir de bizim Salvia multicalis'ten elde ettiğimiz abiyetanları, ki bunlar nor abiyetanlar, yani 20 karbon yerine 19 karbonlu abiyetanlar. Bu eksik oldu mu karbon sayısı, bir tane eksikse nor abiyetan, iki tane eksikse dinor abiyetan veya hangi iskelete sahipse. Burada da bakın, bu kadar küçük mikrogram bölü mililitrede etkili olmuşlar. İşte Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumonia, Beta hemolytic streptococcus, yine Pseudomonas aeruginosa ve bunda pek aktif olmadıkları için özellikle aktif olan 19 nolu norabiyetanı. Bu çalışmamızı hatta biz patentlemiştik. Türk patentiydi gerçi. Ama çok yüksek. Bu maddeleri tekrar elde etmeye çalıştık. Çok küçük oranlarda hala da çalışmaya çalışıyoruz. Çünkü geçen yıllar içinde bu ekosistemin bozulması, çevrenin, mesela eskiden topladığınız bitkinin yerine apartmanlar dikilmiş olabilir. Veya o alan tamamen destroy, yani çok nasıl, bitkilerin pek yetişemeyeceği bir alan haline dönüşmüş olabiliyor maalesef. Yani yıllar sonra aynı bitkiden aynı maddeleri elde edemeyebiliyorsun. Bu da biz yani bilimimizi yaparken veya sade vatandaş olarak yaşarken bile
ne kadar çevremizi düşünmemiz, yaşamımızın daha sağlıklı ve daha elverişli geçmesi için vatandaşlık görevimizi de yerine getirmemiz gerekiyor. Hatta botanikçiler fazla bitki toplanmasını istemezler. Yani bitkileri tüketiyorsunuz diye. Mutlaka bitkilerin köklerini, işte soğanlıysa soğanlarını, hatta bir kısmını toplasanız bile bırakmanız gerekir doğada ki devam edebilsin sürdürülebilirliği açısından. Burada da yine bu abietan diterpenlerin kanser hücrelerine karşı çeşitli görüyorsunuz nasıl sonuç verdiklerini. Yani bazıları gayet yüksek, özellikle taksodiyon. Bu taksodiyonun hatta NCI, National Cancer Institute Amerika'dan bizim yayınlarımızı görüp zaman zaman maddelerimizi istiyor. Gördüğünüz gibi küçük hücreli olmayan akciğer kanserine, melanomaya, böbrek kanserine daha az ama göğüs kanserine ve küçük hücreli olmayan akciğer kanserine oldukça yüksek aktivite gösterdi 6-hidroksit salvinolon ve taksodiyon. Burada da aynı sonuçları görüyorsunuz. Bu sefer yumurtalık kanseri, ovaryum kanseri hücrelerine karşı yaptığımız bir çalışma. Burada Salvia Montbretti çok değişik terpenler, abietan terpenler vardı. Bunlar rearrange abietan terpenler. Bazıları çok doğada zor bulunan sekizli halkada ya sahip. Bazıları da dimerize olmuş yapılardı. Gerektiğinde dediğim gibi buradaki şeyi anlayamamıştık. Stereokimyayı, çünkü alfa veya beta olmasında G değerlerini az çok aynı veriyordu. X-ray analizini yaptırdık. Ve burada da sester terpenler, 25 karbonlu abietanlar ki bu abietan değil, pardon, laptanlar ama yani diterpen yapıları doğada az bulunuyor. Yozgat densolit, yani Yozgat'ta yetişen bir salviyeyi ilk bulan sizseniz ona isim verebiliyorsunuz. Tabii bunlar genellikle botanikçiler veya farmakognozlar oluyor. Bitkiyle haşır neşir olmuş ve bizzat bitkiyi tanıyan, anatomisi, morfolojisinden anlayan kişiler. Bir bitkinin tanımlanması yani mikroskop altında oluyor. Kromozomları sayılıyor. Yani o kadar basit bir şey değil tabii ki. Çalışma arkadaşlarından Ufuk Hoca ile birlikte yine gayet yüksek antioksidan ve antikolinesteraz aktivite gösteren terpenler, abietan diterpenler izole etmiştik. Hatta bir postdoc gelip bizim yanımızda çalışmıştı Cezayir'den. Antioksidan aktiviteleri fazla üstünde durmuyorum. Reşat Hocam'ın burada yazıyordu. Nereye gitti yazısı? Antioksidanlar üstünde. Bu nasıl buraya geldi? Yanlışını mı açtık? Şey, ama baksana. Yine Türkiye'nin en önemli salviyası Salvia fruticosa. Özellikle taşıdığı tüyonun az olması, halbuki buna mukabil Avrupa'daki tıbbi adaçayı olan Salvia officinalis'in tüyonca zengin olması iyi bir şey değil. Çünkü yan etkileri olan bir bileşik. Salvia fruticosa bu bakımdan fakir, tüyonca onun için gerçekten önemli bir tıbbi adaçayımız. Ve de hem Salvia fruticosa'da hem de bazı diğer salvia türlerinden elde edilen karnosik asit ve karnosol vücudumuzda yaşlanmayla daralan sağ ve soldaki serebral arterlerimize normal kan akışını sağlayarak bizi nörodejeneratif hastalıklardan koruyan maddeler. Şimdi bunları taşıyan droplar çıkıyor, ilaçlar yapılıyor. Çalışılıyor ama fitoterapötik ürünler olarak var. Karnosik asit zaten bunun asitlisi. Bu da laktonize formu. Karnosik asit ise beynimizi serbest radikal hasarından koruyan glutatyonun, evet glutatyon vücudumuzda yapılıyor ama bazen bunun miktarı azalabiliyor. Bunun üretimini arttıran bir bileşik olduğu saptanmış. Zaten dünyada biliyorsunuz Alzheimer hastalığı son yıllarda çok arttı. 45 milyon Alzheimer hastasının olduğu belirtilmekte. Grubumuzda yapılan araştırmalarda biz bunun özellikle Braktiyal'in, Taksodiyon ve Feriginol'in
IC50 değerleri butiril kolinesteraza karşı yüksek olarak belirlendi. Gerçi Alzheimer hastalığında esas etmenin asetil kolinesterazın artışı olduğu, bizim de bu asetil kolinesterazı inhibe edecek maddeleri ilaç olarak bulmamızı gündeme getirdi. Ama butiril kolinesterazın da Alzheimer hastalığında rol oynadığı, onun da artışının bunu tetiklediği yolunda yayınlar var. Onun için biz hem asetil kolinesteraza hem de butiril kolinesteraza karşı saflaştırdığımız bileşiklerin nasıl etki gösterdiğini araştırıyoruz. Bu bir in vitro metot tabii. Elman metoduyla kolorimetrik bir metot inceliyoruz. Galantamin de yine doğadan elde edilmiş bir alkaloid ve dünyada özellikle orta hafif derecedeki Alzheimer tedavisinde ilk kullanılan bileşiklerden ve hala kullanılan bir asetil kolinesteraz inhibitörü. Antioksidan etkilerini de çok araştırdık ama antioksidan etkilerle ilgili çok çalışma var. Fazla üstünde durmuyorum ama bakın beta-karoten linoleik asit esey veya difenil pikil hidrolizde yaptığımız bir esey var. Bunlar ABTS katyon radikaline ve de süperoksik anyon radikaline karşı bileşiklerimizin kuprak eseyini de yapıyoruz. Reşat hocamızın geliştirdiği. Ve sonuçlar, yüzde inhibisyon Alzheimer'da önce yüzde inhibisyon olarak yapıyoruz. Yüzde inhibisyon yüksek olursa IC50 değerini hesaplayacak şekilde 4-5 ayrı dozda araştırıyoruz. Ve bunlardan karnosol orta derecede gösterdi. Taksodion daha iyi, yani ondan daha küçük. ABTS SA'de, çünkü IC50 olarak verdik bunların sonuçlarını, oldukça iyi. Bu da oldukça iyi. Hatta burada tam bir madde adları, antioksidan esey sonuçları ve antikolinesterazlar yüzde inhibisyon ama onları daha sonra yüzde inhibisyonsuz da yaptık ve yayınladık. Benim size gösterdiğim şeyde. Triterpenlerce de salviyalar oldukça zengin ve özellikle de ursan ve oleağın iskeletleri bakımından burada görüyorsunuz. Bunlar yine şunlar lupan. Lupan iskeleti de ayrı bir iskelet, son halkası beşli. Sideritis türleriyle çok çalıştık. Salviyalar ada çayıdır. Sideritisler dağ çayıdır ama kırsal kesimde Ege'de her ikisi de ada çayı adıyla satılmaktadır. Sideritis condensata ve özellikle Sideritis congenita en çok ticari olarak Avrupa'nın da istediği bir dağ çayıdır. Bizde de çayları mevcut. Ve Troyana bu da. Bizim Troya bölgesine ait Kaz Dağları'ndan elde edip çalıştığımız bir, yani toplayıp çalıştığımız bir sideritis türü. Hatta biz Murat Hoca ile birlikte bir TAGEN projesi yaptık. Aldık. Bu proje çerçevesinde TAGEN'in de katkısıyla böyle bir siderimix şurubu ürettik. Öksürüğe karşı oldukça etkili bir şurup. Yani bezmalem ürünü olarak. Sideritis türlerinden ise karen diterpenler elde ediliyor. Abietan değil. Bu karen diterpenler de çok etkili. En başta bunlardan Lineorol geliyor. Bunların ayrıca insektisel aktivitelerini de bulduk. Mesela burada daha farklı spektrumlar. Bunları gerçekten sadece şey için gösteriyorum. Çünkü üstünde durmak başlı başına tek bir türle ancak mümkün olabilir. Tabii isteyen soruları olursa cevaplarım. Yine buradan elde ettiğimiz bitkilerden, yani sideritis türlerinden elde ettiğimiz bileşiklerin anti kanser, daha doğrusu sitotoksik etkilerine baktık. En çok, en aktif çıkan 7 epikandikandiol ve işin enteresan yanı 7 epikandikandiol sadece sitotoksik aktivite değil, anti Alzheimer olarak da çok etkili sonuç veriyor. Hatta insektisel olarak da çok etkili sonuç veriyor. Nepeta türleriyle çalıştık. Buna kedi nanesi de deniyor. Çünkü kediler çok sevmektedir bu bitkiyi. Ona sürtünerek streslerini atmaktadırlar. Ve bu da daha çok taşıdıkları nepeta laktonlardan ileri gelmektedir. Nepetanı da bitkisinde bu iki nepeta laktonun, yani bitkinin kendi bünyesinde
dimerize olarak nefretonidon oluşturmuş haliyle biz izole ettik. Yapı tayinini gerçekleştirdik. X-ray'in de Profesör Watson'la Amerika'da birlikte aldık. Nefreto türleri üzerinde çalışan arkadaşlarımıza, asetil kolinesteraz ve fosfolipid kolinesteraza karşı yüzde inhibisyonlarını görüyorsunuz. Tabii büyük değerler yüzde inhibisyonlarda büyük olmalı. IC50 gibi değil, IC50 de tam tersine. Biz tabii bu izole ettiğimiz bileşiklere bitkiyle ilgili veya nereden topladıysak oraya endemikse o yöreyle ilgili bir isim verebiliyoruz. Mesela bu bitkinin adı Nepeta sorgera'ydı. Bu diterpene bu sefer sorgerolon dedik. Keton grupları falan var. Optusikrenon da yine başka bir diterpen. Onu da optusikrenindi. Onu da kendimiz isim verebiliyoruz. Yani ilgili isimler de verilir. Bu da tabii çok hoş oluyor. Benimsiyorsunuz. Kendi çocuğunuza isim verir gibi bir şey oluyor. Antikolinesteraz etkiler bakımından Nepeta turları oldukça yüksekti. Yani salviyalarda bitiril kolinesterazı yüksek görürken hatta sideritislerde de öyle nepetalarda ve bazı teoprium türlerinde aynı familyaya sahip olmalarına rağmen asetil kolinesteraz inhibisyonları yüksekti. Burada görüyorsunuz. Bunlar teoprium türleri. Teoprium türlerinde ise neoklorodan diterpenler var. Yani çok daha farklı yapıları. Yine APT spektrumlarını görüyorsunuz. Two dimensional head core, yani head core heterocorrelation. Karbon hidrojen karşılığını hangi korespon, yani hangi karbonu da hangi protonlar var. Yani yapı tayininde kullanılan çok etkili bir yöntem. APSE familyasından şemsiyegillerden ise furanokumarinler, furokumarinler görünüyor. Onları elde ettik. Onların aktivitelerini şey yaptık. Tabii dünyadaki yani ilaç olmuş ürünlere baktığımızda en başta taktor geliyor biliyorsunuz. Porsuk ağacından elde edilen. Fakat bir insanı tedavi edebilmek için 3 ağaçın kabuğunu alacaksınız ve ondan elde edeceğiniz taksolle, ki taksol de bir alkaloid yapısında, yani görüyorsunuz şurada diterpen alkaloid ama iskeleti, taksan iskeleti diterpen. Yine alkaloidler elde etmek amacıyla tek türle Türkiye'de temsil edilen Siatobazis fruticulosa ile çalıştık. Harman alkaloidleri ve burada gördüğünüz gibi fenilatemin, etilamin tipli basit alkaloidler elde ettik. Bu da Sternbergia fischeriana amelidase familyasından elde edilmiş bir alkaloid. Alkaloid demek azot taşıyan doğal ürünler, doğal sekonder metabolitler. Bunun izolasyonunda biraz daha farklı bir yöntemler kullanılıyor. İlk başta metanolle genellikle ekstra ediliyor. Daha sonra asitle asitlendirilip bir kloroform veya diklorometanla bu asitik kısmı alınıyor. Ve sulu kısmı ve kloroforma geçen kısmı, sulu kısım alkaloid taşımıyor. Pardon, taşıyor. Non-alkaloid part olan diklorometan veya kloroform kısmı var. Bu sulu kısmı bu sefer tabii asitle ilk başta muamele etmiştik. Sonra alkaliyle muamele ediyoruz ve tekrar diklorometan veya kloroformla ekstra ederek alkaloidçe zengin kısmı alıyoruz. Vinca alkaloidleri önemli. Vincamin, vinposetin, vincristin, vinblastin ilk bunlardan elde edilen önemli alkaloidler. Onların yanı sıra bu alkaloidler, biz vinkalarla çalıştık. Onun için göstermek istedim. Kendimizde Türkiye'de yetişen 4 vinka türü vardı. 5.'si de bulundu. Aspartensis, Vinca herbace, minor, major, Vinca soneri. İki gördüğünüz arkadaşımla birlikte çalıştık doktora master tezlerinde. Burada onlardan elde ettiğimiz alkaloidleri görüyorsunuz. Ve bazıları yeni tabii. Bazıları bilinen bileşikler. Yani bilinen alkaloidler ama bazıları yeni. Bazılarının spektrumları çok güzeldi. Çünkü bu indol halkası var.
Dindol halkası burası tamamen boş olduğunda, yani hiçbir süsüsyent olmadığında çok karakteristik bölünme veriyor, görüyorsunuz. Olduğunda da onu anlamak kolay. Yine deptek görmem ve çift dimensiyonlu teknikleri. İşte burada H1-H1 korelasyonu, hani H5-H6 hangisi, bunları anlayabilmek için tabii ki G değerlerine bakabilirsiniz, birbirlerini yarmalarına, yani coupling değerlerine bakabilirsiniz ama bazen yeterli olmuyor, multipletler çıkıyor, bunları üstesinden gelebilmek için COSI ile bunları anlamak lazım. HMQ'de ise yine bir COSI HMQ'si ama eskiden head cold'u inverse proplar çıkmadan önce şimdiki adıyla HMQ'si, yine hangi karbon hangi protona, hangi proton hangi karbona bağlı onu izliyorsunuz. Mesela bu karbon 9, yani bunun protonu şurada. Bu karbon 11 çünkü protonu şurada. Bu herhalde H12, bir dakika. Evet, protonu burada, karbonu da 120 küsurlarda. Karbonları burada görüyorsunuz, protonları burada. Yine HSQ'si de HMQ'si de aynı bilgiyi veriyor. Burada da hangi proton hangi karbona tekabül ediyor onu görüyoruz. Gördüğünüz ikisi aynı karbona ise bu bir CH2'dir. Metilen, işte şurada metilen, yani iki hidrojeni var. Biri 1.5'u geçiyor, 1.6'da çıkmış. Diğeri 2.7 veya daha büyük. Yani bunun gibi. Double bond ekivalensi, doymamışlığı nasıl? Onu da biliyordur arkadaşlarımız. Halka sayıları, ondan sonra çift bağ sayıları, karbonil gibi gruplar varsa onların sayıları toplamı 11 ediyor. Yani şu bileşikte 1, 2, 3, 4, 5, 6 halka, bir tane asetilden gelen CO7, 1, 2, 3, 4 tane de çift bağ ediyor 11 double bond. Masa da M+1 olarak 383'te izlenmiş. Ve bunların tabii aşeremesle de şu uygunluklarını görüyoruz. Burnavin mesela tamamen boş. Dediğim gibi Brodnut duplet. Burada duplet duplet, hatta dar bir dupleti daha var. Duplet duplet ve yine Brodnut duplet. Çünkü şunlar Brodnut dupletler halinde çıkarken şu ikisi gördüğünüz gibi Brodnut triplet bari veya duplet duplet. Duplet diyeceğiniz şekilde bölünüyor. Yani çok şiir gibi spektrum veriyor bu bazı bileşikler gerçekten. Çalışması çok zevkli oluyor. Bakın şu H12'nin hangi şeylere karşılık geldiği. Burada pardon, protonmuş. H12, H11'lerin komşu, H10. Ama tabii bir, başta bilmiyorsunuz. Biz bunları çalıştıktan sonra bunun numarasını koyuyoruz. Daha böyle, yani her bir madde için bu spektrumları almak, özellikle de yeni bir madde ise mutlaka almak gerekiyor. Glasyon türleriyle halen çalışıyoruz, onları pek vermek istemedim. Sadece glasyon de mesela Avrupa'da oldukça kullanılan bir alkaloid şeyi, glasyonu taşıyan glasyon bitkileri. Bu fritiller ya soğanlılardan, bunlarla da yeni başlıyoruz çalışmaya. Yani bir fasıl çalıştık ama yani sonuç olarak etkin maddelerden ilaca nasıl gidilir? Tabii ki böyle ben size çok kısa anlattım, bir saatten daha fazla uzun sürdürmemek adına. Ama bu oldukça uzun bir süreç. Bu Nature Reviews Drug Discovery, Nature Reviews dergisinde, yani bir sürü yerde var tabii ama burada gördüğünüz gibi önce basic, sen temel bilimlerle başlıyor iş. Yani doğayı keşfedeceksiniz her anlamda. Hem fizikçi olarak, hem kimyacı olarak, hem biyolog olarak gerçekten keşfedilecek çok şey var. Özellikle genç arkadaşlarıma bu kadar zengin 12 bin bitki çeşidinin olduğu bir florada bitkileri keşfetmelerini, hatta üç tarafı da denizlerle çevrili bir coğrafyada deniz ürünlerimizi de, deniz canlılarımızı da inceleyebileceklerini düşünüyorum. Yani hatta dalış yapanlar
belki bunu hem hobisini hem de daha sonra bilimsel aktivitesini bunun uzantısı olarak gerçekleştirdiklerinde büyük bir tatmine varacaklardır. Ben senelerdir bir deniz ürünleriyle çalışmak istiyorum ama dalmadığım için bir uygun kişi bulmakta zorlanıyorum. Çünkü öyle azıcık toplanmıyor. Bir bitkiyle çalışabilmek için veya bu alga olsun, deniz ürünü olsun en az yarım kilo olmalı kurusu en az. Aksi takdirde kayda değer bir sonuç elde edemezsiniz. Şimdi bakın burada temel bilimlerde bu alandaki başarı ne kadar? %30. Ama önce bir şeyi yani bir ilaç olma potansiyeline sahip bir madde bulacaksınız. Sonra bunun tanımlayacaksınız bu özellikleri nedir? Gerçekten ilaç olma potansiyeline sahip midir? Mesela ilaç olma potansiyeline sahip oluyor ama toksik oluyor. Kanser için kullanılacaksa, canlı hücreleri de öldürüyorsa kanserli hücrelerin yanında bu o zaman işe yaramaz. Gerçi şimdi nanoteknolojik yöntemlerle targeted kanser terapileri, hedefli kanser terapileri çıktı ama yine de toksik olmaması tercih edilir tabii bir maddenin ilaç olmasında. Onu tabii değişik yöntemlerle türevleri hazırlanabilir, dediğim gibi nanoteknolojik taşıyıcılara yüklenebilir ama yine de biz onun toksik özelliklerini veya diğer özelliklerini, admesini, absorpsiyonu yani bütün bunları bakın burada yazıyor mesela lead optimization'da. Yani bu target, hedef, ilaç etken maddesi olacak bir şeyin optimizasyonu nasıl yapılır? Medicinal kimya, SAR yani structure activity relationship, ondan sonra potansiyelini ilerletmek, in vivo testlerle incelemek, metabolizmasına bakmak, toksikolojisini incelemek, bütün bunlar yapılıyor. Daha sonra preklinik çalışmalarda hayvan deneyleri yapılıyor. Tabii buralarda in vitro deneyler de yapılıyor. Preklinik çalışmalarda in vivo deneyler ve scale up yani önce en azından pilot seviyede veya prosesi nasıl gerçekten bunu ilaç olma yani laboratuvarda bir şeyi yapmakla zaten daha sonra yapmak aynı şeylerde veya hangi formülasyon en uygun olur? Ampul mü, tablet mi, ovul mü? Yani bütün bunlar araştırılıyor. Ondan sonra klinik araştırmaları geçiriliyor. Yani insan üstündeki araştırmalara. Bunlara faz 1, faz 2, faz 3 deniyor. Hatta faz 4 bile var. Piyasaya çıktıktan sonra uzun yıllar takip edilmesi lazım. Bizler bazı maddelerimizi bu preklinik araştırmaları tamamlama veya sürdürme safhasına getirebildik. Ama şu safhaları tabii bir endüstriyel destek lazım. Kendi kendinize bunu ilaç haline döndürmeniz biraz imkansız. Belki ya üniversiteniz ya da şimdi TÜBİTAK teşvikleri, destekleri, TÜSEV'in değişik projeleri ile daha da yapılabilir hale geldi. Burada görüyorsunuz zaten. Target finding, hastalığın patofizyolojisinde önemli rol oynayan hedef proteinlerin belirlenmesi artık tüm dünyada biliyorsunuz moleküler farmakoloji çok ilerledi. İlk başta çünkü bir hastalığın patofizyolojisi vardır. Neden oluyor? Hangi proteinler oluyor? Bazı proteinler artıyor mu, azalıyor mu? Enzimler de tabii protein yapısında. Enzimler inhibe mi edilmesi lazım? Çok mu artış göstermiş? Bunun nedeni ne? Ondan sonra bunları tabii bu computer based ya da computer aided dediğimiz bilgisayar destekli programlarla önceden tasarlanarak eskiden çok onlarca yüzlerce sentez maddesi yapılırken isterseniz bitkiden elde edin. Bunu bitkiden tonlarca elde etmeniz çok masraflı ve doğayı çok katledici bir şey. Onun için eninde sonunda genellikle bu eğer bir ilaç olacaksa ve büyük kitlelere erişecekse yani evde kendimizi tedavi etmek, konuya komşuya önermek şeklinde değil de gerçekten bir ilaç olacaksa mecbursunuz firmalarla gitmeye. O zaman da tonlarca sentez için şey harcayacağınız çaba, zaman, emek, para
Önce bu drug discovery, computer based drug discovery çalışmalarıyla hangi bileşiğin en önemli, taksol uygun olabilir ama biyoyararlanımı iyi değilse, yani veya bizim elde ettiğimiz bir bileşik taksodiyon veya 6 hidroksisalinolon, bunu biyoyararlanımı nasıl daha etkili formunu bulmalıyız. Bütün bu çalışmalar yapılarak en uygun madde, aday molekül seçildikten sonra o sentezleniyor. Yoksa daha önceki yıllarda, bundan 10 sene, 20 sene önceye kadar veya en fazla 30 sene önceye kadar, kesin hala bile öyle yapanlar var tabii ki, ama onlarca bir seri madde sentezlenirdi. Yine tabii kısmen bir seri sentezlenir ama bu bir serinin sayısı oldukça azaldı ve inşallah bu çalışmalar Türkiye'de de artık yapılıyor. Mesela biz bu son yıllarda salviyalarda en yüksek sitotoksik aktivite gösteren bir triterpen olarak bu triterpeni bulduk 4 hidroksille. Gördüğünüz gibi küçük hücreli olmayan, yine bu da NCI'de yapılmış bir cell line, yani NCCLC deniyor kısaca. Küçük hücreli olmayan akciğer kanserine çok etkili bulundu. Böbrek kanserine de oldukça etkili. Zaten kendisi anti-enflamatuar etkili. Biz bunun şeylerini, yani buna benzer, direkt 4 hidroksillisi değil ama tek hidroksillisi bunun amirindir. Alfa amiri. Hatta burada bir asit taşıyorsa oleanolik asittir. Bunun ursan iskeletlisi de var. Yine asit taşıyor. Tek OH. Ama onu da elde etmiştik. O bunun kadar yüksek aktivite göstermedi. Bunu patent dedik. Hatta o sıralar ben Burak Erman hocayla çalışıyordum. Yani bu proje çerçevesinde. O kendisi bu SAR çalışmalarını yaptı. Özellikle affinity, binding affinity ve diğer özelliklerini araştırdı ve biz bunu patentledik. PCT patenti yaptık. Daha sonra yeni bir proje verdim ben TÜBİTAK'a. Bilgi projesi. Ve sentezlemeye çalıştık bunu ursolik asitten veya oleanolik asitten başlayarak. İşte buradaki doktorasını yapan arkadaşlarımız da şimdi tabii her ikisi de yardımcı doçent, daha doğrusu doktora öğretim üyesi. Tıpkı Üniversitesi'nden organik kimyacı arkadaşlardan da, hatta Yıldız Teknik Üniversitesi'nde genç yaşta kaybettiğimiz Nüket Ocağı hocamdan da bu projede dahil olmalarını istedim. Hatta Batu Bey de, Batu Hoca da dahil olmuştu. Ve de Atilla Hoca bizim öğretim üyelerimizden in silico çalışmalarını yaptı. NF-kappa bir DNA kompleksinin triterpenler için hedef protein olarak anlaşılması. Yani pardon geçtim ama şimdi biz bunun üstündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptık bir şeyler ama henüz tabii ilaca doğru gitmedik. Bir patentimiz var. Fakat daha farklı patentlere de geçmemiz lazım. Çok kısa çalıştığımız alpleri şöyle gösteriyorum. Larensia türlerinden bromlu bileşikler elde ettik. Bunu ta 2000'li yıllardan itibaren başladım çalışmaya. Gracilaria ve Gelidium türlerinden elde ettik. Ve en son Carlerpa türlerinden bir alp projesi yine TÜBİTAK'ın. Bazı maddeler, özellikle Carlerpin elde ettik. Burada arkadaşlarımız toplarken su ürünleri Antalya'dan Emine Şükran Okudan arkadaşımız topluyor bunları. Diğer projedeki arkadaşlar hatta ve o maddede bir bis indol yapısında, gerçi bilinen bir akrilit ama bunun bir türevini de elde ettik. Şimdi onlar üstünde çalışıyoruz. Başka bileşikler de elde ettik ama henüz yayınlanmadığı için buraya koymak istemedim. Başka deniz ürünleriyle çalışıyoruz. Tabii bu, ben çok kısa ve hızlı anlatmak zorunda kaldım. Bir saate sığdırabilmek için, ama 30-40 senenin bazı örneklerini vererek elde ettiğim, yani sizlere sunduğum bir sunuş oldu. Yoksa o nedenle pek çok insanın bunda emeği var. Ufuk Hoca, Murat Hoca, Nurtan, şimdi her ikisi de, hepsi profesör tabii. Bunlar
aslında benim doktora öğrencilerim değil ama uzun yıllar birlikte çalıştığımız, özellikle Ufuk Hoca ve Nur Hoca, rahmetli hocamız Profesör Ayhan Uluveren gibi ve ben gibi, daha doğrusu üçümüzün de hocasıydı Ayhan Uluveren Hoca. O yüzden hala da sürdürüyoruz ortaklıklarımızı, ortak projeleri. Murat Hoca da Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde gençlik yıllarından beri çalıştığımız bir arkadaş. Yine bütün bu diğerlerinin çoğu doktora veya master öğrenci, Özlem Hoca hariç, ama ortak çalışmalar yapıyoruz. Yani hepsi hemen hemen bir şekilde doktora. Bir de doçent, pardon, bu profesör, onu değiştirmemişiz. Tuncay Girmenci de bazı bitkilerimizi, yani sideritisler başta olmak üzere bazı bitkilerimizi toplayan botanikçi profesör arkadaş, Balıkesir Üniversitesi'nden. Pek çok proje desteği var. Özellikle 2000'den sonrakileri koydum buraya. Ve 29 Kasım'da 2020'de, yani daha 3-4 ay oldu hocamızı kaybettik. Onun anısına saygı ve özlemle bunu ithaf ediyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tabii ki sorularınız varsa bekliyorum. Zamanınızı aldım. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Gül açtı hocam. Eminim sorular gelecektir dinleyicilerimizden. Şebnem hocam, Şebnem eşsiz ilk olarak elini kaldırmış. Şebnem hocam, buyurun. Merhabalar. Merhaba Gül Açtı hocam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben daha çok Alzheimer üzerine çalışıyorum ve bu az önce bahsettiğiniz alkaloidler, vitamin benzeri olanlar. Bunları asetilkolin esteraz üzerinde denemişsiniz ya. Esas bu ilacın şeyi, bildiğim kadarıyla dual bir ilaç ve esas etkisini nikotinik asetilkolin reseptör üzerinde gösteriyor Alzheimer için diye biliyorum ben. Hangisini dediniz hocam? Galantamin benzer. Galantamin. Ama hem nikotinik asetilkolin reseptörü üzerinde hem de Alzheimer'daki etkili, ikisinde de gösteriyor. Evet. Şeye baktınız mı? Yani nikotinik asetilkolin üzerindeki aktivitelerine bakabildiniz mi onları? Vallahi bunu nikotinik asit üzerinde bakmadık. Zaten bu kısmını dediğim gibi Atilla Hoca yapıyor ama biz de. Fakat o kendisi de dedi ki, yani yaptığımız araştırmada, çünkü ilgili kaynaklar var galantaminin. Bu denenmiş ama biz kendimiz zaten denenmiş, bilinen diye, yani galantamininki bilinen diye, bizimkilerini demiyorum, yapmadık. Siz galantamin için mi soruyorsunuz, bizim bileşiklerimiz için mi? Sizin bileşiklerinizi, bende de nikotinik asetilkolin reseptörüm, ben de in vivo çalışıyorum, in silico çalışıyorum. Yani o model var nikotinik asetilkolin reseptörünün. Onun üzerlerinde aktivitelerine baksanız esasında daha iyi bile sonuçlar alırsınız diye düşünüyorum hocam. Yani konuştuk bunu ama nedense Atilla Hoca çok da çünkü yapıları, galantaminle benim bileşiklerimin yapıları biraz farklı tabii. Benim bileşiklerim bunu çok denediklerimiz. Gerçi alkaloidlerde de denedik dediğiniz gibi. Ama diterpenlerle en çok çalıştık bu etkisini. Ve diterpenlerin yapısıyla alkaloidlerin yapısı biraz farklı. Bizimkiler azot taşımıyor. Yani diterpenler, alkaloidler taşıyor tabii. Sonuç alamayacağız dedi ama yine de denenebilir. Önerinizi dikkate alalım. Teşekkür ederim. Tamam hocam. Kolay gelsin. İyi günler. Çok teşekkürler. Kemal Yelekçi hocamız da bir soru soracak. Kemal hocam, buyurun. Açamıyorum ben şeyi. Siz açtınız mı? Evet. Buyurun Kemal hocam. Gül açtı, merhaba. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Seni İyiyim. Görmek ne güzel. Özlemişim herhalde. Uzun süre görüşemedik. Teşekkür ediyorum. Müthiş ve güzel bir şey oldu. Konuşma oldu. Çok ya dolu. Ben daha çok genç arkadaşları düşünerek derinliğine değil de yüzeysel, yani bitkilerle çok, nasıl çok güzeldi.
aslında benim şu anda bir doktora dersim vardı. Dersi iptal ettim, öğrencilerimi de getirdim. Dinlemişlerdir. Sonunda da test edeceğim. Çok ya müthiş bir bilgi birikimi ve müthiş çalışmalar. Türkiye sizinle gurur duyuyor olması lazım. Zaten duyuyoruz da. Teşekkür ederim iltifatlarınızı. Sağ olun gelip bir konuşmayı yaptığınız için. Ben şey diyecektim. Biz son zamanlarda bu COVID ile ilgili bazı çalışmalar yaptık. COVID hedefi olan 4-5 tane enzimi biz hazırladık grubumuzda. Hatta bir tanesinin kristal yapısı yoktu. Kendimiz onu modelledik. Gayet iyi neticeler veriyor. Eğer bu antivirütik ilaçlarınız varsa elinizde veya böyle bir grubu tavsiye ederseniz bunları bu hedeflere karşı deneyebiliriz yani. Deneyebiliriz tabii. Bir de özellikle... Atilla da yapar da yani birlikte ama da olsun tabii bu in silico çalışmalar çok çaplı ve geniş. Yani bir kısmını birisi yaparken öteki kısmını başkası da yapabilir. Çünkü farklı farklı da bakabiliyorsunuz. Evet, evet, bu konuda biz bayağı bir tecrübe elde ettik. O proteaz enzimlerinin bir tanesinin hala kristal yapısı yok. Biz onu grubumuzda homoloji modeliyle katladık. Ve deneme yaptık. Hatta bir de yayın yaptık. Gayet iyi oldu. Bazen düşündüğüm oldu Kemal Hoca'ya şunu götürsem mi diye. İnşallah konuşuruz. Tamam. Tamam. Güzel yani, günler diliyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Oğlum yaparız. Evet, evet. Evet. Neden evet. Olmasın? Teşekkürler. Evet. Teşekkür ederiz. Reşat Apak hocamızdan bir mesaj geldi. Gülaşta hocam görebildiniz mi? Ben okuyayım isterseniz. Yok, evet, çok teşekkür ediyor kendisi de. Bu engin deneyimlerini daha nice öğrencilerinizle paylaşmanızı diliyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Başka sorusu olan var mı? Pek fazla sual sormuyorlar herhalde. Yok. Tabii genç arkadaşlarımız izliyorlarsa merak ettiklerini sorsunlar, çekinmesinler özellikle. Hocam, Koray Kekikli'den bir soru gelmiş chatten. Gülaç'ta hocamız bitki çeşitlerinin sadece %3'ünü kullandığımızı söyledi. Peki bu yüzde artsa, 50-60 olsa dünyada tıp ve insan sağlığında ne gibi etkileri olur diye sormuş size. Yani... Tabii ki mutlaka etkileri olur. Yapılan incelemelerin kalitesine ve odaklanma şekline bağlı. Biz bile doğrusu tabii bu kadar biyolojik aktivite testleri Türkiye'de çok yapılmıyordu benim ilk bilime başladığım yıllarda yani akademik hayata. Çünkü TÜBİTAK'ta çalıştığım yıllarda da gerçekten biz araştırmalarda yapıyorduk. Tabii ilaç sektörüne veya kozmetik sektörüne veya boya sektörüne yani kimya ile ilgili bütün sektörlere gerektiğinde hizmet veren bir kurum TÜBİTAK. Ama temel bilimler araştırma enstitüsünde çalıştım ben. Dolayısıyla temel araştırmalar da yapıyorduk. Yani şunu demek istiyorum. Bu araştırmalar temel araştırmalar tabii ki çok çok önemli ama temel araştırmalardan da endüstriyle bir şekilde korole ve kolaborasyon yaparak yani bir şekilde ilerlerse %60'a ulaşırsa ki %60'a ulaşmak çok kolay değil. Çünkü gerçekten mesela benim çalıştığım bitkilerin bir kısmı dağda bayırda toplaması bile bir iş. Yani bacaklarını kıran arkadaşlarımız oluyor veya gidiyorsunuz dağ başında 3000 değilse bile 2500 metrelere çıktık. Orman Bakanlığı'ndan veya Tarım Bakanlığı'ndan değişiyor zaman zaman. İzinler almanız lazım proje öncesi. Hatta bir projeye başvuruyorsanız TÜBİTAK'ta falan. Onun için bile inanın ki izin alma işlemi bir hafta 15 gün bazen bir ay sürüyor yazışmalar. Cevap alma. Yani daha toplamasından başlıyor güçlükler. Ama tabii seviyorsanız dağ bayırı. Ben bütün ömrüm boyunca yaz tatillerinde aynı zamanda tatilin yanı sıra bitki toplardım. Yani birkaç günle ona ayırdım en azından. Toplamasından daha sonra onu çalışma şeklinizden çünkü Türkiye'de şöyle bir şey. Bitkilerle çalışan çok var. Güzel çalışmalar yapan çok meslektaşım var tabii. Ama saf madde bazında ilaca giden yolda yani çünkü tabii ki fitoterapötik ürünlerde mesela bir bitkinin
bir organı da kullanılabilir, tamamı da. Yani biz hatta hangi organı kullanılıyorsa bitkinin draw'dur o kısmı. Yani yaprakları kullanılıyorsa yaprak kısmı draw'dur. Yani ilaç etken madde veya hangi amaçla kullanıyorsa kan yiteder odur. Veya bütün bitkiyi de kullanabiliriz veya sırf kökünü kullanırız. Yani belli bir kısmı kullanılıyorsa o kısmıyla anılır bitkinin fitoterapötik ürünü veya tamamı. Ama bir karışımı tabii o tamamıyla da size çok etkili olabilir. Bazen bütünleyici oluyor oradaki taşıdığı bileşiklerin bir arada bulunması. Belli bir ekstrenin içinde oluşturduğu ekstre yani yapı çok da etkili olabiliyor ama yine de daha zor yani fitoterapötik ürünlerle tedavide daha dikkatli olmalıyız. Çünkü çok fazla değişik sekonder metabolitleri bir arada taşıyor. Bütün diğer hastalıkları ve diğer aldığı ilaçlarla etkileşime, yanlış bir etkileşime girmemesini bilmemiz lazım. Çok daha zor fitoterapötik ürünler. Faydalı da olabilir ama çok daha zor, çok daha dikkat istiyor. Normal konvansiyonel ilaç dediğimiz yani sentetik ilaca geçebilmemiz için de bu bitkinin içindeki bileşenleri tek tek ayırmamız, yapılarını belirlememiz lazım. Çok emek ve zaman istiyor. Gözünü korkutmayayım arkadaşların ama sevdiğiniz zaman da zaten çok severek yapıyorsunuz. Zaten hangi alanda bilimle uğraşırsanız uğraşın adanmışlık ister. Yani hepsi adanmışlık istiyor. Bir yaşam şeklidir bilimle uğraşmak. Yani, çok teşekkürler hocam. 60'ını keşke kolay değil yani. Ekvatorlara gidecektiniz. Dağ başlarına yani 60'a ulaşmak çok uzun seneler ister. Onu demek istedim. Keşke yapılsa. Hatta marine organizmaları çok az çalışıldığı için biz mesela süngerler ve mercanları çalışmayı düşünüyoruz. Hatta bunun için de çok iyi bir Çanakkale Üniversitesi'nden, su ürünlerinden doçent Barış Özalp arkadaşımızı bulduk. Fakat 3 defadır projeye veriyorum TÜBİTAK'a. Bu kadar orijinal bir konu olmasına rağmen her şeyi daha kolay alırdım projeyi. Proje alamadım. Proje desteği alamadım. Yani biz desteksiz de yapıyoruz ama yine de bir proje desteği oldu mu özellikle multidisipliner çalışmalarda ancak öyle yürüyor yani kim sizinle proje desteği olmadan çalışır ki artık bu zamanda da özellikle ilaç gibi bir şeye hedefiniz varsa bunun için mutlaka multidisipliner çalışma yapmanız lazım yani bir ilacı zaten oluştururken en az 70 alt disiplinden insan çalışıyor. Yani farklı farklı. Fizikçisinden, kimyacısına, mühendisinden, eczacısına çok çeşitli insanın oluşturduğu bir ürün yani. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Sondan hocamın bir sorusu var. Hocam, buyurun. Buyurun Sayın Rektörüm. Mikrofonunuz kapalı hocam. Çok teşekkür ederim Gülayşta hocam. Arada sırada çıkmak zorunda kaldım ama takip ettim konuşmanızı. Hocam ilk slide'da ilgili bir sorum olacak. Yunanistan'ın hemen hemen neredeyse aynı coğrafyadayız. Evet. Bitkiler açısından Türkiye'nin bu kadar zengin, Yunanistan'ın bu kadar fakir olmasının coğrafi gerekçesini anlayamadım hocam. Belki başka bir şey vardır. İklim midir? Ben de bilemedim. Hocam şöyle bir şey gösterdim ama tabii görememişsinizdir. Veya şimdi evet. Türkiye böyle fitocoğrafik bölgeler var. Özellikle bu botaniksel şeyleri anlatırken. Avrupa, Sibirya yani bir yandan Asya'ya doğru uzanan yani bazı biliyorsunuz Kuzeydoğu Anadolu'da Asya'ya sınırlarımız var. Bir yandan Mezopotamya ve güneydeki Asya'ya doğru uzanan, bir yandan Trakya'yla Batı'yla komşuyuz. Üç tarafımız da denizlerle, onları da denizlerle çevrili ama bizim Karadeniz gibi daha bir Kuzey Deniz'le de çevrili. Yani bu zonlar deniyor, bunlara geçiş zonları deniyor. Bu kadar her tarafından farklı geçiş zonlarıyla çevrelenmiş olmamız asıl neden.
Çünkü bir de herhalde bizim orman, dağ, step, sulak alan, kıyı ve deniz ekosistemlerimiz de biraz daha farklı. Bunların hepsi bizim zengin bitki çeşitliliğimizi oluşturuyor. O slide'ı da özellikle göstermek istedim. Bir de herhalde birazcık, tam %100 nedeni değil ama herhalde Yunanistan bizden biraz daha küçüktür. Yani epey. Biraz da o var ama esas neden böyle her taraftan farklı iklim kuşaklarının ve ekosistemlerle çevrilmiş olmamız. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Çok teşekkürler hocam. Birsen Öztürk el kaldırmış. Birsen Hanım. Merhaba Gülaşlı Hanım. Merhaba, hoş geldin. Hem tebrik hem teşekkürler. Güzel bir sunumda dinledim. Ben şeyi merak ediyorum. Çok da o konuda bilgim yok ama bir ilacın eczanede ya da hastaya ulaşması için geçen süre çok uzun bir süreç. Evet. Şimdi birçok firma, ilaç fabrikaları duydum, hep takviye ilaçlara gidiyorlar. Bu süreyi kısaltmak için büyük bir ihtimalle. Ama onlar da senin söylediğin gibi doğayı katletmek olacak bir bitkiden yararlanırsak diye. Evet, şimdi görüş var. Acaba bu tıbbi ilaçları yetiştirmek mümkün değil mi? Şimdi mümkün. Güzel bir noktayı sabit buyurdunuz deyip, şöyle ki zaten Avrupa, Amerika'yı çok iyi bilmiyorum bu anlamda ama orada da öyledir. Avrupa özellikle fitoterapötik ürünler yapan bir ülke, kıta. Almanya gibi, Fransa gibi, İngiltere gibi, yani gelişmiş ülkelerinde bile bayağı rağbet var. Veya en azından gıda takviyeleri diyelim. Fakat onlar son 15-20 yıldır, özellikle de son 10 yıldır kültürünü yapıyorlar. Yani diyelim ki adaçayı, en kolay örnek diye söylüyorum. Adaçayı aslında dağda bayırda yetişiyor ama zaten siz bunları köylülere, yani köylü anlamında işçilere ya da bunu toplayanlara toplattırdığınız takdirde yanlış toplama da olabilir. Yani adaçayının bir türünden yapıyorsunuz. Düşünün, adaçayının 110 türü var. Hatta takson alt türleriyle bu sayı 120. Hangi istediğiniz türü topladılar mı? Veya istediğiniz türü toplarken katışıklar oluyor. Aykırı otlar, istenmeyen otlar oluyor. Çünkü bitkiler bir arada yaşıyor. Ve de dediğimiz gibi o kadar türün hepsini toplarsanız bu sefer şey olacak. Yani doğa katlı olacak toplayabilseniz bile. Onun için kültürünü yaparak kontrol ediyorlar. Yani çeşitli yaptığı, kültürünü yaptığı topraktan, çeşitli bölgelerden örnek alarak yapısına bakıyor. Veya zaten orayı korunaklı bir sistem, ya serada ya da normal bir, Türkiye'de hatta toprak alıp bunları yetiştiren yabancı kökenli firmalar da var. Çünkü bu iklimde daha iyi yetişiyor diye diyelim, geliyor burada yetiştiriyor. Ondan sonra onları alıp ya burada ya kendi ülkesinde ürüne dönüştürüyor. Yani artık kültürü yapılıyor. Hani biz doğayı keşfetmek, doğada neler var, neleri kullanabiliriz diye, evet, bir şeyden topluyoruz. Hatta bazı çalışmalarımızı son yıllarda ben ve diğer bu konularla çalışanlar hem doğadan toplanmış ürünü hem de kültür bitkisini analiz ederek bir farklılık var mı? Zaten kültür bitkisinde etken maddelerin %'si, fitoterapötik ürün bile olsa, her fitoterapötik ürün, yani bir ekstreyi de ilaç yapıyor olsun. Diyelim bitkiyi aldı, ekstresini hazırlandı. Bu soğukta hazırlanabilir. Buna maserasyon yöntemi diyoruz oda sıcaklığında. Ya da sokslette hazırlanabilir. Yani belli bir ısı tatbikiyle. Veya daha farklı yollarla hazırlanıyor. Uçucuya hazırlanıyor. Clevenger cihazı veya uygun şeyler kullanılıyor. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Yani aldığı
hep aynı sistemle onu aynı bahçede, aynı tarlada üretiyor. Toprağından başlayarak good agricultural practice deniyor. Yani GAP gibi kısaca. Ve good manufacturing practice vardır ya, GMP kurallarına uygun. Yani topraktan itibaren toprağın hangi tip toprak olacak, ne tip gübre kullanacak mı, kullanmayacak mı? Yani bakımından, şeyinden, üretiminden ürün haline gelene kadar kontrolü yapıyor. Yani ve onun için içindeki etken madde diyelim ki Ginkgo biloba'da, yani Tevokan'ın içinde. Tevokan, gerçi ilaç, Türkiye'de ilaç olarak ruhsatlandı şimdi. %24-26 kadar flavon olmalı. %5-6 kadar da işte ginkgo litleri, biloba litleri olmalı. Yani bu oranın işte sınırları var, dar bir aralıkta. Onun altında veya üstünde olmamalı o etkiyi yaratması için. Yani artık kontrolü yapılıyor ama Türkiye'de tabii bunu bu şekilde ciddi olarak kontrolü yapan firmaların olması lazım. Nitekim ilaç fabrikaları bunlara el attı. Yani bu son şeyde biliyorsunuz. Herhalde daha kontrollü. Herhalde değil, kontrollü yapılıyor çünkü bunların kontrolleri yapılıyor. Hatta bizim fitoterapi merkezimiz de analizler bazında, yani Bezmalem'in bu analizleri yapıyor isteyen üreticilere. Evet, teşekkür ediyorum. Yani kontrol yapıldığında tabii ki risk daha az. Çünkü içindeki gerçekten etken madde istenilen yüzdede mi ve hepsi aynı tarlada, aynı şartlarda, aynı ortamda yetişmiş oluyor. Bir şey daha sorabilir miyim? Tam böyle evet. Bu ilaçların hani kontrolü yapılmış olsa, kontrolü ya da satışında, onayında Tarım Bakanlığı mı yoksa Sağlık Bakanlığı mı söz konusu olmalı? Şimdi takviyede Tarım Bakanlığı izin veriyor galiba. Evet, Türkiye'de öyle. Gıda takviyesi olursa öyle. Fakat geleneksel ve tamamlayıcı ürün verecekse, yani geleneksel ve tamamlayıcı tıp ürünü şeklinde çıkartacaksa onayını, o bitkisel ilaç ama bitkisel ilaç yani gibi kabul ediliyor. Yani ilaç kelimesini kullanabiliyor ve kutusuna koyduğu prospektüste aynen ilaç gibi şeyi de belirtiyor, vasıflarını. Halbuki gıda takviyesi sıfatıyla çıkmış şeyler, ürünler, dediğiniz gibi Gıda Tarım Bakanlığı, bakanlıkların orası çok değişti biliyorsunuz, o zaman Tarım Ormancılık galiba şu andaki adı. Tarım Ormancılık Bakanlığı'nda aldığı şeylerde aslında endikasyon belirtemez. Yani endikasyon belirtemez demek, yani bu öksürüğe iyi gelir ya da bu gribe iyi gelir, bu şuna iyi gelir diyemez. Yani yasaktır demesi. Fakat son zamanlarda özellikle eczacılar, eczacılık fakülteleri hocası, dekanlar konseyi eczacılık fakültelerinin Sağlık Bakanlığı'nın onayına girmesi için çabalar içinde. Hepsine. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz bu soru için de. Bu arada YouTube'dan da bir soru gelmiş hocam. Van 100. Yıl Üniversitesi'nden doçent doktor Abdülahat Doğan. Çok teşekkür ediyor bu güzel sunumunuz için. Şöyle bir sorusu var. Preklinik çalışmalar için izole etmiş olduğunuz maddeleri alma imkanımız var mı? Özellikle nörodejeneratif hastalıklara dair demiş. Şimdi bizim doğadan toplayıp izole ettiğimiz bileşiklerin çoğu maalesef az miktarda oluyor. Yani hem de 1 kilo 2 kilo bile kurusu olsa en çok sideritis türleri nispeten yüksek oranda, bir de alkaloid içeren bitkilerin hepsi değil de bazı bitkiler yüksek oranda saf madde verebiliyor. Yani biz 2 kilo bitkiden izole ettim. 2 kilo bitkide ama yüzlerce farklı, inanın 100 bile olur rahat. Sayıda madde var. Hepsini ayıramıyorsunuz, yani izole etmek demek
kromatografik yöntemlerle o maddeleri ayırmak. Hepsini saf halde ayıramazsınız. Ayırabildiğiniz kadarı, yani çok az miktardaysa ayırmanız çok güç. Ayırabildiğiniz miktarları da 5 miligram, 10 miligram, hadi en fazla mesela kalerpinibis, deniz ürünü, bir deniz alginden elde ettik. Yani yosunundan. Fazla da miktarlı değildi. 1 kilo bile değildi kurusu. Ama 100 miligramın üstünde elde ettik. Yani bu iyi bir miktar. Ama çoğu, diğerleri çoğu 1 miligram, 2 miligram. Çünkü bir de bunları aktivite testleri de yaptık, kendiniz yaptıysanız. Bir de NMR için ölçüm yaptırıyorsunuz. NMR'dan belli bir şey geri kazanıyorsunuz ama onu masla geri kazanamazsınız. Yani diğer yaptığınız, mesela DMSO'da çözmüşseniz, yani dimetil sülfoksitte, onu geri kazanamazsınız ancak onda çözülüyorsa. Yani tükenebiliyor. Elinizdeki şeyi ancak yapısını tayin ediyorsunuz. Bir iki ufak kendiniz imkanlarınızla yaptığınız aktiviteler yapıyorsunuz. Ha, tükenmeyenleri de olabilir. Bir de bizim bu oleanolik usul kesit triterpenler dedim ya, onlarda doğal üründen başlayarak başka derivelerini hazırladığımız maddeler var. Onlar biraz çokça, belki onları verebiliriz. Yani sentezlediğimiz için 1 gram, 2 gram tabii laboratuvar ortamlarında yine öyle tonlarca olamaz. Ama gram seviyesinde veya 500 miligram, 300 miligram en azından elde edebiliyoruz ki yeterli olabilir. Özellikle in vitro çalışmaları için bol bol yeter de in vivo yapacaklarsa herhalde yine de en az 1 gram falan isteyebilirler. Belki bu konuyla da bağlantılı hocam, Sibel Hanım bir soru iletmiş chatten. Tıbbi bitki yetiştirme açısından aslında Türkiye'deki durumla ilgili bir soru. Kendisi Düzce bölgesinden yazıyor. Hani o bölgeye özel bir çalışma var mı? Genel olarak tıbbi bitki yetiştirmek isteyen üreticiler nasıl bir yol izlemeli? Bu konuda eczacılık fakültelerinin bir yönlendirmesi var mı diye soruyor kendisi. Valla tıbbi bitki yetiştirmeye tabii ki biz farmakognoz arkadaşlar, botanikçi arkadaşlar özellikle tarlayla, yani yetiştirme kısmıyla da bizzat ilişkiliyse yardımcı olabilir. Olabiliriz yani, ama esasen tabii ziraat fakülteleriyle kontak kurmak gerekir. Yani ziraat fakültelerinin tarla bitkileri işte veya diğer bitki yetiştiriciliği ile ilgili bölümleri var. Öyle. Mesela bir de bu TAGEM'in, yani gıda tarım, yani şimdi tarım olmancık da, bakanlığının şeyleri var, merkezleri var yani çoğu yerde. Mesela BAÇEM var. Batı Anadolu ya bakıyor, Antalya'da büyük bir enstitüleri var. İzmir'de var, Ege'de. Başka bir sürü bölgede bölgesel enstitüleri var. Gıda Tarım Bakanlığı veya şu andaki adıyla Tarım Ormancılık Bakanlığı'nın, yani bir yazsın. Şu TAGEM'in açılışını da gösterebilirim isterseniz. Veya eczacılık fakülteleri farmakognozi veya farmasötik botanik ana bilim dallarına yazabilir. Bizim Murat Hoca da, Murat Kartal Hoca, fitoterapi merkezimizin müdürü, işin ziraat kısmıyla da ilgileniyor. Hatta çok enteresan, büyük belediyelerin, yani mesela Silivri Belediyesi ile biz bir ara işbirliği yapmıştık. Biz bahçeleri olup tıbbi, ya yani büyük bahçeler tabii bunlar veya araziler, tıbbi bitkiler yetiştiriyorlar. Bu TAGEM dediğim de Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü. Kısaca TAGEM. T-A-G-E-M. Yani TAGEM. Oradan bilgi alabilir. Orada bu konularda uzman kişiler var. Yani en iyi bilgiyi oralardan alabilir. Ama tıbbi olarak kullanılan bitkilerin, tabii bizzat bu bitkiyle uğraşan bizler gibi arkadaşlardan da bilenler var. Ben işin tarım kısmıyla pek uğraşmadım ama kendi araştırdığım bitkileri az çok biliyorum. Veya bunu çok iyi bildiğini düşündüğüm arkadaşlarla işbirliği yapıyorum.
Dolayısıyla bizim Bezmiyan Vakıf Üniversitesi Fizyoterapi Merkezi'ne de başvurabilirler. Murat Kartal Hoca ile de konuşabilirler. Mesela Konya'da Yüksel Kan Hoca var. Ege'de yine bu Ege Batı Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nde Ünal Karık Hoca var. Var bir sürü. Şimdi sadece birkaç hocanın ismini vermeyeyim. Diğer hocalar alınabilir. Gerçekten Ziraat Fakültelerinde pek çok kişi bununla ilgileniyor. Veyahut da Tarım Bakanlığı'na başvurmaları gerekir. Çünkü onların projeleri de var. Projeler açıyorlar. Biz de mesela TAGEN projesiyle SİDEF'imizi yaptık, şurubumuzu. Evet. Çok teşekkürler hocam. Çok sayıda teşekkür mesajı geliyor bu arada konuşmanızla, sınavınızla ilgili izleyicilerimizden. Bir izleyicimiz de şunu sormuş. Kullandığınız, elde edeceğiniz bileşiklerin geçeceği hücresel yolakları da araştırmalarınızda çalışıyor musunuz? Bunun için hücre biyologlarıyla işbirliği yapıyor musunuz diye sormuş. Valla çok ciddi yapmıyoruz doğruyu söylemek gerekirse, ama tabii ki yapmaya çalıştığımız hocalar veya kısmen yaptıklarımız var. Çünkü ben biyologlarla, özellikle şimdi üniversitemiz de bir sağlık üniversitesi, tıbbi biyokimyacılar olsun, tıbbi biyologlar olsun, zaman zaman özellikle mesela Alzheimer hastalığı için de bir şeyler yapmaya çalıştık. Henüz yapamadık ama onunla ilgili hangi model üstünde çalışalım. Çünkü Alzheimer hastalığının yani model bileşikleri de çok, yani hayvan modellerinden bahsediyorum. Şey değil. Ha, biyolojik yolaklarıyla da ilgilenen arkadaşlar var. Biz kendimiz direkt yapmasak bile ortak yapmaya çalışıyoruz. Ama istenilen oranda değiliz. Teşekkür ederiz hocam. Başka soru var mı acaba? Nihat hocam, buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim Güraçlı hocam. Bize temel bilimlerin, daha doğrusu kimyanın zenginliğini gösterdiniz. Ve bu kimyanın yaşama kattığı zenginliği gösterdiniz. Herkes bu güzel sürprizin ne olacağını, başta söyleyeyim ne olduğunu anladı herhalde. Ve son olarak da bence benim için, öğrencilerimiz için çok önemli bir şey söylediniz. Bu kadar komplike, bu kadar engin bir sahada bu kadar çok taraflı çalışıyorsun. Çünkü bir şeyi severseniz yaparsınız. Bu da tabii ki çok önemli bir ders. Seviyorsanız bunu insan deliler gibi yapıyor diyeceğim. Önümüzde durması, kimse hiçbir şey önümüzde duramaz. Bürokrasi duramaz, hiçbir şey duramaz. Dolayısıyla hep genç kalıyoruz bu sayede. Çok teşekkür ediyorum Gülaç Tozan. Çok teşekkür ediyorum Nihat Hocam. Gerçekten benim esas, yani gençlere vermek istediğim, gerçekten büyük bir doğa zenginliğine sahibiz. Bunu değerlendirmelerini istiyorum. Çünkü malzeme elinizde. Yani malzemeye çok kolay ulaşabiliyorsunuz. Evet, daha bayıra gidiyorsunuz ama yine de kolay. Çok büyük bir yaratıcılık bile gerektirmiyor. Ha, siz yaratıcıysanız yine bir şekilde onu kullanırsınız içinde, ama ilk başta malzemeye erişmesi en kolay işlerden biri. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Başka sorumuz var mı acaba? Yorumu, katkısı olmak isteyen. O zaman belki son sözler için Nihat Hocam, Sondan Hocam. Ya hocalarımızın da baktığı. Teşekkürler mi ettim? Rektörümüze bırakıyorum son sözü. Buyurun hocam. Gülençte Hocam, çok teşekkür ediyorum. Bu halka açık kologum serisine bir parçası olduğunuz için. Bu güzel sunumunuz için çalışmalarınızın devamını ve başarılarınızı diliyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum. Dikkat edin kendinize hocam. Anladığınız için ben de çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Dinleyicilere de öyle. Çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz tüm katılımcılarımıza, bu kolokyum serimizi takip etmeye devam ettiğiniz için. 15 gün sonra yeni bir konukla ve yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Gülaç'ta hocamın sunumunu da tekrar YouTube kanalımızdan tekrarını
izleyebilirsiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz tekrar katılımınız için. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.